24. Eurovision şarkı yarışması için aslında her şey hazır. Şarkılar hazır, şarkıcılar hazır, arena hazır, sahne hazır. Ama Moskova'nın sunucuları hazır değil. Kim tarafından sunulacağı bilinmiyor Eurovision şarkı yarışmasını. Ama Türkiye'de yine bu muhteşem organizasyonda kimi izleyeceğimiz, kimin sesiyle rahatlayacağımız ve kimin yorumlarına bu kadar değer vereceğimiz belli. Çünkü Eurovision şarkı yarışmasında her sene onun sesini duyarak belki Eurovision şarkı yarışmasını çok daha fazla sevmiştik eski yıllardan bu yana. Yine Eurovision şarkı yarışmasında değişmez isim olarak bu yıl karşımızda olacak. Daha doğrusu ekranlarımızda sesiyle bizimle birlikte olacak. Bülent Özveren bu gece konuklarımızdan biri. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Söylediklerine ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim ama biz çocukluğumuzdan beri aynı heyecanla belki belli dönemlerde ekran karşısına geçmiyor olsak da sizin heyecanınızdan biz mutlu oluyorduk. Ne güzel. Siz peki Eurovision şarkı yarışmasında neler hissediyordunuz anlatırken? 75 yılından itibaren katıldık. Pek çok kişi geldi geçti. Ama siz kalan isimlerden biri oldunuz. Sevgili hocam, profesyonel bir yayıncı olarak herhangi bir programda Eurovision'un benim için bir farkı yok. O belki biraz daha popüler bir olay. Yani Avrupa çapında ünlü bir olay ama benim açımdan baktığınız zaman benim televizyonda yaptığım herhangi bir programdan hiçbir farkı yok. Dolayısıyla yılda bir defa Eurovision yapılıyor ya da Ankara'da bir tane final yapılıyor, sonra yurt dışı yapılıyor. Bitip geride kalıyor, başka işler yapıyorsun. Ya bu nedenle bende fazla bir özelliği yok Eurovision. Bir program benim için Eurovision. Ama her zaman için de şöyle bir şey var. Yani biz ne kadar aslında profesyonel olduğunuzu gördük. Ya ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Yani aynı heyecanı hissetmesek de siz aynı heyecanla bize anlattınız. O sönük geçen dönemlerde bile. Yansıtabiliyorsa bir evet, mutlu yansıttınız. Yani her mesleğin belli inişleri, çıkışları, parlak dönemleri, sönük dönemleri vardı. Mesela bir sinema sanatçısı için Oscar almak önemlidir. En yüksek doruk noktası odur. Ya da bir şarkıcı için Grammy ve sizin için de herhalde doruk noktası var. 2003'tü. 2003. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 75'te başlıyor olay. Ve zaten oraya giderken birinciliği falan estağfurullah. Biz öyle bir şey katiyen yok da. Ama acaba bir gün biz de oraya varabilir miyiz diye düşündüğümü hatırlıyorum. Allah şükürler olsun. Yaşadım. Ülkemizde yaşadı ve bana nasip oldu olayı anlatmak. Ben neyi hatırlıyorum sevgili Gonca? Son Slovenya'dan puanlar geldi anda ben oturarak anlatıyordum. Ayağı fırladı ve heyecanla Türkiye birinci diye bağırdı mı ve ondan sonra tamamen duaçlama ne anlatıyorsam. Bir şey fark etti. Benim önümdeki platformda yaklaşık 500 kişi döndüler. Çünkü benim bayrağım vardı üzerinde, kulübenin üzerinde. Alkışlamaya başladılar. Onlar beni değil, benim şahsımda Türkiye'yi sertab alkışlıyorlar. Onlar alkışlıyor. Ben onları alkışlıyorum, o arada konuşuyorum. Çok hoş bir sahneydi. O zaman o yıla bir gidelim mi? Bir bakalım mi? Neler hadi yaşanmış, bakalım. Nasıl olmuş? 2003 yılına gidiyoruz. Sertab Erener'in Every Way That I Can şarkısıyla birinciliği ülkemize taşıdığı yıla. Söz var mı bilemiyorum değerli seyirciler. Salonun halini görüyorsunuz. Herkes ayakta. La Croatie, Litva. 10 points. To Turkey. Türkiye birinci, Türkiye birinci değerli seyirciler, Türkiye birinci. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 1975 yılında Stockholm'da başlayan maceramız Semiha Yankın'ın aldığı 3 puanla sonuçlulukla tamamlanmıştı. Ondan sonra 2 defa daha 0 puanla sonuç olduk ama bu sene yayın açarken söylemiştim sizlere. Türkiye birinci olursa şaşırmayacağım ama ilk düşe girmezse şaşırırım demiştim. İşte Türkiye burada herkesin söylediği gibi bileğin aklıyla bu yıl birinci oluyor. Müthiş bir olay yaşıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Birazdan bu yayın kapanacak ama Türkiye birinci olduğu için ben sahneye Sertab Erener'in yanına gideceğim ve yayın kapandıktan sonra Sertab Erener'le Türkiye için özel bir röportaj yapacağım. Lütfen ekranlarınız başından ayrılmayın. Salonda müthiş bir tempo var. Herkes ayağa kalktı. İnanın herkes ayağa kalktı. Ellerini havaya kaldırdı. Türkiye'yi tebrik ediyorlar. Hakikaten harika, nefis bir olay. İşte Sertab Erener ve onunla beraber bu güzel sonucu elde eden 4 tane kardeşimiz ekrana doğru geliyorlar. Az sonra sahneye çıkacaklar. Önlerine bir çok güzel bir Letonya sanatçısı tarafından yapılmış bir armağan alacaklar ve 25 yıl sonra, tam 25 yıl bu anı bekledik. Şu anda herkes bana döndü salonda çünkü şeyimin önünde, naklen yayın tribününde bir tane Türk bayrağı var. Yanımdaki Yunan televizyonundan arkadaşlarım elleriyle işaret ediyorlar, tebrik ediyorlar. Ben ayağa kalktım, sahneye bakıyorum. Herkes bana doğru bakıyor. Hayatımda böyle bir sahne yaşadığım için gerçekten Allah'a şükrediyorum. Bu müthiş bir olay, müthiş bir olay. Bu kadar yıldır Eurovision'da bir yere varmak için uğraştık.
ve bu akşam Letonya'nın başkenti Riga'da 48. Eurovision şarkı yarışmasında yayının başında söylediğim gibi Türkiye birinci olursa şaşırmayacağım ama ilk üçe giremezse çok şaşırırım demiştim. Hayır, Slovenya beni şaşırtmadı. 8 puandan fazla ihtiyacımız vardı. 8 puan verseler de eğer Belçika ile başa baş olacaktık ama bize 10 puan verdiler ve Belçika'nın 2 puan üzerine çıkıp hak ettiğimiz birinciliğe bu sene ulaştık. İşte şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Sokaklarda bütün evet, Eurovision şarkı yarışmasında sizin heyecanınızla biz de heyecanlandık burada. Aslında bu heyecanı kontrol edebilmek de ayrı bir başarı. Yani bak, ihtişalem gidiyor sırada. Yonca yani nasıl yaptı ben izliyorum şimdi. Fena değilmişim. Güzeldi. Gerçekten de çok keyifliydi. Peki şöyle bir şey söylediniz o anonsunuzda da. Türkiye birinci olamazsa... olursa şaşırmam. Olursa şaşırmam. O ilk üçe giremezse çok şaşırırım. Kesin. Yani belliydi diyorsunuz. Yani ilk üçte olacağımız belliydi. Ama nitekim farkındaysan Rusya, Belçika ve Türkiye çekişti. Ama son anda Rusya dışarıda kaldı. Belçika mı Türkiye mi beraber mi olacak derken Slovenya 10 puan verince aldık götürdük. Peki bu sene için böyle söyleyebileceğiniz bir cümleniz var mı? Şöyle söyleyebilirim. Yeni yılın ilk dakikalarında TRT1'i izlerken gayet ciddi olarak takip ettim. Bitti. İlk 5'teyiz. Şimdi niye ilk 5'teyiz, ilk 3'te değiliz? O bir duygu, hisler o. Çünkü diğer ülkeleri hiç dinlemediğim hiçbir fikrim yok. Ama sana şunu söyleyebilirim, değerli seyircilerimize de söyleyebilirim. 15 Mayıs öğleden sonra, yani finalistler belli olsun, ilk genel provayı görelim. İlk 5'te miyiz, 3'te miyiz, 1'de miyiz sanırım söyleyebilirim. Evet, sizin verdiğiniz o detaylar çok çok önemli. Basın merkezinde nasıl... şarkıcıya olan yoğun ilgi var mı yok mu o belirliyor. Hem onu kopluyorsunuz hem diğer şeylere bakıyorsunuz. Bahislere bakıyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Yani gelmeye başlıyor bazı bilgiler size. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Yani dekorumuz budur. Evet. Sunucumuz budur. Hadise'ye benzemiyorum. Burası indoor arena hiç benzemiyor ama. Çok güzel ama... bir yer teşekkür ederim. Hani Hadise olsa, Hadise şu anda işte o şovu muhteşem şovunu sunmaya sahneye çıkacak olsa siz nasıl bir anons yapardınız? Onun bir provasını almak istiyorum sizden. Ama benden istemeyin çünkü havaya girmem lazım. O zaman şu anda bambaşka bir yerdeyiz. Birkaç dakika havaya girmeniz için yeterli olur mu? O da gel sürpriz olarak şey yayına öyle saklayalım. Mi? Evet. Peki o zaman öyle yapalım. İki defa yapacağım çünkü. Bir yarı finalde yapacağım. İnşallah bir de finalde yapacağım. İki değişik anons olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Evet. O zaman öncesinde tabii ki görmeniz lazım. Havaya girmek havaya lazım. Girmeniz lazım. Evet demiştim. Hadiseye benzemiyorum. Burası da indoor. Sokamadık sizi havaya. Geldiniz, katıldınız. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın yaptınız. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor yayınınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ve bizler Eurovision heyecanında geçtiğimiz haftadan itibaren sizlerle bu heyecanı paylaşmaya devam ediyoruz. Ve ilerleyen haftalarda yine konuklarımızla birlikte Eurovision heyecanında birlikte olacağız. Ve bizlere paylaşmak istediklerinizi ulaştırabilirsiniz. ESC2009@trt.net.tr. Mutlu geceler hepinize.